Sevgili seyirciler, düşünen, akleden ve dikkatle süzen dimalar için varlık ne müthiş ibretlerle doludur. İsterseniz varlığa koruma ve korunma açısından kısa bir tur atalım. Vücudumuzun en hassas organlarından beynimiz ne müthiş bir korunma altındadır. Ya gözlerimiz, dünyaya açılan penceremiz? Göz çukuru içindeki müthiş korunma ve dizayn ne kadar mükemmeldir. Hücre ve içindeki elemanların bütün acizliklerine göre korunmaları, kollanmaları hep dikkatimizi çeker. Atomların gerek çekirdek, proton ve nötron ilişkilerinin düzenlenip dağılmamalarındaki korumayla, güneş sistemindeki galaksilere uzanan sistemin koruyuculuğu bize neler neler anlatmaktadır. Aslında bütün bir varlık hem varlığını korumada hem de devam ettirmede kesintisiz ve tam bir muhafaza altındadır. Sevgili seyirciler, bütün bir varlığa en küçüğünden en büyüğüne bir koruma sağlayan kudret, varlığın göz bebeği insanı herhalde başıboş bırakmaz. El verir ki diğer varlıklardan iradesiyle ayrıcalık kazanan insan, o irade hakkıyla azıcık o kapıya yönelmiş olsun. Gerçek hayat hikayelerinden derlenen Sırlar Dünyası'nın bu bölümünde İzmir'den Mehmet Karabulut'un dar zaman hikayesini ekrana getiriyoruz. Yesene oğlum, ne duruyorsun? Her sabah aynı şeyleri yemek istemiyorum. Mehmet, işler kötü mü hala? Her gün bir öncekinden daha kötü. Makineler ipotek altında. İşçilerin maaşlarını bile veremedim. Piyasa benden mal almamak için ağız birliği etmiş sanki. Dün zengindik, bugün bir ekmeğe muhtacız. Yarını Allah bilir ama dur bakalım. Bugün yüklü bir teslimat yapacağız. Biraz soluk aldırır bize. Evde hiçbir şey kalmadı. Biraz para bırakabilecek misin? Kasada 100 milyon para var. Onu da ne olur ne olmaz diye bugünkü teslimata ayırmıştım. Akşama bir şeyler getiririm, olmaz mı? Olur inşallah. Hadi kolay gelsin. Sağ ol hanım. Hadi oğlum, hadi bir şeyler ye. Hayrola Caner, ne bekliyorsun? Kusura bakmayın, sizinle bir şey konuşacaktım. Arkadaşların yanında söylemeye çekindim de. Söyle bakalım, ne diyeceksin? Atölyenin durumunu biliyorum Mehmet Bey. Bu aralar eliniz sıkışık ama eşim doğum yaptı. Masraf ettik. Biraz eş dosttan da borç aldım ama küçük bir açığım var. Acaba diyorum sizde bir miktar... Peki, peki gel bakalım. Al bunları da şimdilik idare et. Al. Sağ olun Mehmet Bey, çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Güle güle harca. Mallar hazır mı Aydar? Beyim. Ne oldu Aydar? Yahu söylesene, ne oldu, yetiştiremediniz mi yoksa? Yetiştirdik beyim. Dün akşam kolliledik ama... Aması ne Aydar? Söylesene ne söyleyeceksen.
Atölyeye gidelim, kendiniz görseniz daha iyi olur beyim. Ne demek oluyor Aydar Usta? Bilmiyorum beyim. Dün paketlediğimizde hepsi sapasağlamdı. Ya dün sağlamdı da bugün ne oldu? Kireç taşı mı bunlar durduk yerde un ufak olsun ha? Nasıl olmuş anlayamadık beyim. Ne olacak şimdi Aydar? 3 haftadır gece gündüz bu sipariş için uğraşıp durduk. Hepimizin geleceği bunlara bağlıydı. Yüzüme öyle bakma Aydar. Bir şeyler söyle. Ne yapacağız ne? Kalleşliği kimin yaptığını bilen yok mu içinizde? Arkadaşlar, atölyeyi kapatıyoruz. Kalan maaşlarınızı da ilk fırsatta tamamlayacağım. Şimdi hepiniz evinize gidin. Mehmet Bey hemen pes etmeseniz. Belki bir çaresi bulunurdu. Yapacak bir şey yok Caner. Bu iş buraya kadarmış. Çıkın hadi. Ben kapatırım burayı. Her şey tamam Haldun Bey. Atölye hikaye oldu artık. Kasadaki son parayı da bana verdi enayi. Güzel. Dur bakalım Mehmet Efendi. Bu daha bir şey değil. Dünyayı dar edeceğim sana. Haldun Bey, bu adam size ne yaptı ki bu kadar nefret ediyorsunuz? Ne mi yaptı? En güzel yıllarımı çaldı. Gençliğimi mahpuslarda çürüttü. Haldun neredesin? Hadi çıkmıyor muyuz? Ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? Bana bak. Gece gelip camı kıracağım. Hırsız girmiş sancaklar. Bunu kimseye söylemeyeceksin. Olmaz. Onlar ustanın parası. Çok konuşma. Eğer bir ispiyonlarsan yakanı bırakmam. Mahvederim seni ona göre. Mahvedeceğim seni. Mahvedeceğim. Görürsün. Eğil. Eğil. Geç. Geç geç. Devam et. Hadi. Yıllardır çıktığım her yola takoz koydu. En sonunda dükkanı da elimden aldı. Ama buraya kadar Nadide. Aklından kötü bir şey geçirmiyorsun ya Mehmet. Canıma tak etti hanım. Yıllardır anamdan emdiğim sütü fitil fitil burnumdan getirdi. Ama ben ona gününü göstereceğim. Sakın Mehmet. Hiçbir zaman zulüm devam etmez. Eğer biz yanlışı yanlışla karşılarsak, zulüm ikileşeceği için sona ermesi uzar. Biz ne zulmü yapıyoruz ki hanım? Haksızlığı yapan da, devam ettiren de o. Ben de anlatmaya çalışıyorum. Bırakalım. Her şeyin sahibi hikmetiyle neler gösterecek. Gel. Hoş geldin oğlum. Nasılsın? İyiyim baba. Maşallah. Anneciğim çok acıktım. Yemeğimi hazırlar mısın? Sen üzerini değiş, ben de hazırlayayım. Tamam anne. Ne yapacağım ben Mehmet? Mutfak tam takır. 2 haftadır doğru dürüst pazara da çıkamadım zaten. Erdal'a yetecek kadar da mı yok? Yok.
Ben bir çaresine bakarım. Nasıl veresiye teklif ederim şimdi? Ya ödeyemezsem de mahcup olursam? İyi ama evdekiler aç mı kalacak? Allah bereket versin. Sağ olun. Hoş geldin Mehmet abi, nasılsın? Sağ ol Turan, iyiyim. Ne lazımdı? Sen önce müşteriye bak. İki paket makarna. Tamam. Buyur. Hayırlı iş. Evet abi. Bir arkadaşım kiralık ev tutacak da buralardan. Bildiğin bir yer var mı diye soracaktım. Yok Mehmet abi, ama duyarsam haberdar ederim. Sağ olasın Turan. Hayırlı işler. Güle güle. Bugüne kadar çoluk çocuğuma haram lokma yedirmedim. Ama şimdi ne yapacağım? Nereden bulurum? Kimden isterim şimdi Allah'ım? Mendil alır mısınız? Ah. Ucuz. Yok, çok teşekkür ucuz. Ederim, sağ ol. Amca, amca ne olur amca. İstemiyorum, bir tane oğlum. Al amca. İstemiyorum. Oğlum var mendilim amca, benim. Amca ne olur bir tane al amca. İstemiyorum. Oğlum amca, var mendilim. Bir tane amca. Ne olur. Oğlum var istemiyorum. Amca, bir tane amca. Bırak oğlum, olur, bırak istemiyorum. Ne olursun amca bir tane al. Hadi amca ne olur bir tane al. Amca ne olursunuz bir tane alın amca. Tutunacağım hiçbir dal, yaslanacağım hiçbir duvar kalmadı. Kime anlatırım derdimi? Haldun, senden kurtulmadan bu dünyada bana rahat yok mu be? Gebermek mi istiyorsun illa? Geberteyim o zaman, sen de kurtul, ben de. Allah'ım, bugüne kadar hep veren el olma düşüncesiyle yetiştim. Şimdi alan el olmak çok acı. Varlıkta, yoklukta senin takdirin Allah'ım. Beni dayanamayacağım, başaramayacağım takdirinle imtihan etme. Fakirliğin altında ezilip asi olmaktan beni kurtar. Bahtına düştüm Allah'ım. Ne olur beni yanlış yollara saptırma. Allah'ım, inayetinle benim yanımda. Hayırlı günler hocam. Hayırlı günler. Allah kabul etsin. Sağ ol. Hadi abi. Hadi efendim, hadi. Mehmet abi. Tanımadın mı abi? Metin ben. Kusura bakmayın, çıkaramadım. 2 yıl önce Paşabahçe'de mal alırdım senden. Hafız Metin. Hatırladım. Çok değişmişsin öyle ama. Gel oturalım. Şimdi buranın imamlığını yapıyorum. Seni çok aradım ondan sonra. Ama oradaki atölyeyi de kapatmışsın. Kime sorsam yeni bilmiyordu. Sorma, işler tepe taklak oldu birden. Oradakini kapatıp küçük bir yer açmak zorunda kaldım. Bu kadarla da kalsa iyi. Şimdi buradakini de kapattım. Şu an boşum, işim gücüm yok. Neyse, sen niye arıyordun beni? Sana o zamanın parasıyla 100 milyon borcum kalmıştı Mehmet abi. Ne borcu? Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Vardı abi. Hazır şimdi seni bulmuşken geri ödemek isterim. Yahu bırak, eskide kalmış artık. Olmaz. Almazsan kırarsın beni. Peki Metin, öyle olsun. Namaza başlamışsın yok, abi. Yok, başladığımdan değil. Öyle arada sırada kafama estikçe. Bugün buradan geçerken ezanın sesi beni bir başka etkiledi, dayanamadım. İnsanın kalbini ferahlatıyor değil mi? Öyle. Abi şey diyeceğim, bu iş mevzunda şimdi ne yapacaksın? Ne yapayım? Yeni bir iş bulmaktan başka hiçbir çarem yok. Eğer istersen ben de bir taraftan bakayım. Bakarsın bir şeyler çıkar. Sağ olasın Metin. Olur tabii, neden olmasın? Teşekkür ederim. Evet, tabii. Tamam. Sağ ol. Sağ olasın Metin Hoca. Sağ ol. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.
Hayırdır bey? Bizim Metin Hoca. Bugün konuşmuştuk. Bana iş bulmuş. Eski arkadaşım Recep Usta arıyormuş da. Şimdi çalışma zamanı Nadide Hanım. Hadi hayırlısı. Yapabilecek misin? Ben buralara çıraklıktan geldim hanım. Evelallah. Aslan baba. Aslan oğlum benim be. Vay be sağ Mehmet. Ol. Nereden nereye? Hanım? Sorma Recep, çok çektik. Geride hanım çoluk çocuk olmasa ben yapacağımı bilirdim ya. Boş ver değmez. Zaten iş adamı mı mafya mı belli değil. Bak elin kolun sağlam. Burada çalışırsın. Hem senin gibi birine de ihtiyacım var. Sağ olasın Recep. Şu dar zamanımda ilaç gibi gelir. Biz dostuz Mehmet. Lafı bile olmaz. Alo. Duyduğuma göre Mehmet gelmiş. İş istiyormuş. Yok öyle bir şey. Bir daha bana yalan söylemeye kalkarsan evini başına yıkarım. Bilmiş ol. Ama... Sus be. Şimdi beni iyi dinle. Mehmet o atölyede çalışmayacak. Anlıyor musun? Anlıyorum. Gözüm üstünde. Eğer ona bir yardımını görürsem veya duyarsam seni bu piyasadan silerim, bilmiş ol. Senin de sonun Mehmet gibi olur. Ona göre. Tamam. Can sıkıcı bir şey mi? Nasıl söylesem bilmem ki. Hayır, yani evet. Nasıl desem bilmem ki. Mehmet, seni burada çalıştıramam. Neden? Daha evvel söz verdiğim biri vardı. Biraz önce o aradı. Yani kusura bakma. Haldun da arayan değil mi? Anladım Recep, anladım. Kumbaramda boşu boşuna duruyordu. Yeter ki sen üzülme baba. Oğlum benim, aslan oğlum. Şimdilik sende kalsın. Baban bir çaresine bakacak, tamam mı? Tamam, ama lazım olursa söyle. Söylerim aslan oğlum. Alçak herif. Beni düşürdüğün halleri yanına bırakırsam bana da Mehmet demesinler. Selamün aleyküm. Aleyküm selam Metin Hoca. Hoş geldin. Hoş bulduk. Mehmet abi, Rasim Hoca gelmiş de arkadaşlarla toplanalım dedik. Sen de gelir misin? Biraz muhabbet ederiz. Tamam, olur. Hadi gidelim. Buyur abi. Kıymetli arkadaşlar, Allah'ın çeşit çeşit nimetleri var üzerimizde. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba. Aleyküm selam, buyurun. Merhaba. Bir kısım nimetler bizzat güzeldir. Bazıları ise sonuçları yönüyle güzeldir. Akıllı insan her iki durumda da güzelliği elde edendir. Kar bütün şiddetiyle bastırıp tipiler savrulduğunda gelecek güzel bir bahar için üste geçirilmiş beyaz bir pijama gibi bakmak, tertemiz kıyafetiyle daha verimli olmak için dinlenme olarak bakana kar tipi ne ifade eder? Ya da o andaki tablonun ürperticiliğine takılmak neyi ifade eder? İyi hoş söylüyorsun da hocam. Ya bahar hiç gelmiyorsa? Kötüler karabasan gibi üzerimize çöreklenmiş ve hiç gitmiyorsa? Mehmet Bey, bugüne kadar hiçbir kışın bahara ve hiçbir gecenin aydınlık bir sabaha kavuşmaması olmamıştır. Varlığı hep bu dille okuyanlar hep kazançlı çıkmışlardır.
Allah akıl vermiş tamam. Ama kuvveti de Allah vermiş. Gücün hakkını kullanmak gerekmez mi? Nice güç sahipleri akıllarını hikmetle birleştiremediği için sadece yakıp yıkmışlardır. İnsanlık tarihi gücüne aldanan hırçınların harabeleriyle doludur. Mehmet Bey, öfkeyle değil, hikmetle davran. Kaybeden olmazsın. Nasıl buldun? Fena abi? Değil. Dedikleri çok doğru. Yalnız insan sürekli haksızlığa maruz kalıyorsa her zaman aynı sabrı göstermeyebilir. Öyle düşünme Mehmet abi. Sabır imanın yarısıdır. Vardır bir hayır deyip iyiye yoracaksın. Dünyada bu kadar kötü varken iyiyi görmek de iyiye yormak da o kadar kolay değil Metin. Bütün işlemler bitti mi? Güzel. Yarın son darbeyi vuralım o zaman. Görsün bakalım. Dünya bir insana nasıl zindan oluyormuş. Allah Allah. Hayırdır sabah sabah. Geldim. Buyurun. Mehmet Gülçek mi? Evet. Ben avukat Kemal Yılmaz. Hı. Evin tahliyesini bildirmek üzere geldim. Ne? Ne tahliyesi? Ev sahibi bize bir şeyden bahsetmedi. Ev satıldı. Öğrendiğimize göre kontratınız yokmuş. Evin yeni sahibi hemen tahliye etmenizi istiyor. Evin yeni sahibi mi? O kim peki? Haldun Bey. Haldun Bingöl. İyi günler. İyi günler. Haldun. Mehmet nereye? Mehmet. Anne, babam nereye gidiyor? Bilmiyorum oğlum. Bilmiyorum. Buraya kadar dayandım, sıktım dişimi. Haksız yere yemediğim darbe kalmadı. Ben kötülük yapmak istemiyorum ama artık mecburum. Yarın Ruzi Mahşer'de yüzüm olsun. Bak ben sana söylemedim mi diyebileyim ya Rabbim. İnanmıyorum. Aman Allah'ım. Nasıl olur? Peki memur bey. Tamam. Kusura bakmayın. Şu an şoktayım. Nasıl? Ailesine? Bu halde ben haber veremem. Siz söyleseniz. Aman Allah'ım. Haldun burada mı? Haldun bey biraz önce ölmüş. Ölmüş mü? Nasıl? Şimdi polis telefon etti. Arabası şarampole yuvarlanmış. Enkazın içinden kurtulamamış. Bugüne kadar hiçbir kışın bahara ve hiçbir gecenin aydınlık bir sabaha kavuşmaması olmamıştır. Nice güç sahipleri akıllarını hikmetle birleştiremediği için sadece yakıp yıkmışlardır. İnsanlık tarihi gücüne aldanan hırçınların harabeleriyle doludur. Yiyecek ve içecekleri ağzımıza alıp bünyemize mal ettiğimiz zaman bir lezzet alır ve kendilerinden istifade etmiş oluruz. Zaman da öyledir. Saniyeleri, dakikaları, günleri ve haftaları kendimize mal ettiğimiz ölçüde onun zevkini duyar ve geçmesini istemeyiz. Hayat lezzeti duyulup neşesi hissedildiği ve bugünümüz yarınımız adına bir şeyler vaat ettikçe doyulmaz bir nimettir. Dikkatsiz ve şuursuz yaşanan hayatsa İnsanın sırtında bir yüktür.